AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Başkan Yardımcısı Veysel Akbulut ve Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede yapılacak projelerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Size şu katkımız olur, siz de bizim hastalarımıza buradan isterseniz kendi ürünlerinizi üretin, satın ama bizim hastalarımıza da, bizim insanlarımıza da şu ürünleri, şu maliyetle verin. Bunun anlaşması yapılır. Sizin katkınız o zaman çok daha fayda değerlidir. Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, Çölyak Derneği üyelerine yapılacak çalışmalarda düşünülmesi gereken detaylar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şimdi bu makine diyelim ki biz teşvikten aldık. Atıyorum benim gibi iş adamı gelip içinin dizaynıyla uğraşır. Ötekisi gelir farklı bir şeyle uğraşır. Sigortadan dersin ki ben burada personel desteği alacağım. Ötekisi diyecek ki KDV desteği olacak. Sonuçta bakın bu tarz bir işletmeyi kurduğunuz zaman bir de devlete bir vergi vermeniz gerekecek. Doğru mu? Şu anda zaten burada ticari. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'sa sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları işlerin çok zor olduğunu dile getirerek Çölyak Derneği'nin profesyonel bir yönetiminin olması gerektiğini vurguladı. Bu işin daha profesyonel yapılması konusunda bir proje anlayışı içerisinde konuyu anlatmaya çalışıyorum. Ben de zaten yaklaşımım ona benziyor. Yani bunu bir kişiyi sadece, genellikle ben yıllarca sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde bulunmuş bir kardeşinizim. Dernekçiliğin ne kadar zor olduğunu bilirim. Adı ne olursa olsun bugün Çölyak Derneği, başka bir adlar olabilir. Bir kere bu işin önüne düşmüş insanlar çok ciddi bir emek sarf etmek zorundalar. Bunu bir zemine oturtup yürüyüş biçimini belirleyemediğiniz zaman belli bir yerden sonra bıkkınlık geliyor. Yani nereye kadar diyorsunuz? Dolayısıyla o işletmelerin kurulması da o anlamda bu vakıfların ve derneklerin çok daha zor bir aşaması. Sizinki çok özellikli bir dernek ve bu derneğin mutlak manada profesyonelce bir yönetiminin ve yatırımlarının oluşması gerekiyor.